Merhaba sevgili Mavi Kadın izleyicileri. Astroloji dünyasına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ay Aslan çocuğuna bakacağız. Aslan ateş elementinin ikinci burcudur. Dolayısıyla bu çocuk el avuca sığmayan, lider yaratılışlı, tuttuğunu koparan bir çocuktur. Aslan güneşin yönetimindedir. Dolayısıyla bu çocuk sahnede olmaktan hoşlanır, spot ışıkları altında olmaktan hoşlanır. Kendini göstermek isteyen bir çocuktur. Ancak şöyle olumsuz bir özelliği de vardır. Diyelim istediği bir şey olmadı. O zaman biraz drama yaratmaya meyillidir bu çocuk. Eğlencelidir. Çevresindekileri eğlendirmekten çok hoşlanır. Yalnız kardeş ilişkileri söz konusu olduğunda biraz dikkatlerin kendi üzerinde olmasını ister. Dolayısıyla bu yüzden kardeşlerle arası zaman zaman açılabilir. Ebeveynlerin bu dengeyi iyi kurmaları gerekebilir. Bu çocuk çok gururludur. Onunla dalga geçilirse bu çocuk çok yaralanabilir, çok incinebilir. Buna dikkat etmek gerekiyor. Biraz ilerleyen yaşlarda, daha küçüklüğünden kendini göstermeye başlar ama ilerleyen yaşlarda biraz egosunun törpülenmesi gerekir bu çocuğun. Bir de oyunculuğa karşı, sanatın çeşitli dallarına karşı, yaratıcı bir çocuktur. Özellikle oyunculuğa karşı bir yeteneği olabilir. Şimdi tabii bu biraz da şeyle de alakalı, güneşin yani öz burcunun hangi burç olduğuyla da alakalı. Örneğin bu çocuğun güneş burcu başaksa bu kadar çok göz önünde olmayı tercih etmeyebilir. Biraz daha geri planda kalmayı, daha hizmet odaklı olmayı tercih edebilir. Çocuğun ay burcu, güneş burcu balıksa yine daha çekingen, aslan kadar dışa dönük olmayabilir. Şimdi ay olumlu etkiler aldığında anne nasıl etkileniyor? Çocuk anneyi nasıl görüyor? Ona bir bakalım. Çocuğun çeşitli yaratıcılığa olan ilgi alanlarını besleyen bir anne, sevecen, cana yakın ve hayat dolu bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Çocuğun yeteneklerini değerlendirmesi için onu teşvik eden, aynı zamanda aile geleneklerine önem veren ve bu gelenekleri çocuğuna aşılayan bir anne gibi, anne modeli. Ayrıca çocuğun kraliçe gibi gördüğü bir anne modeli karşımıza çıkıyor. Ancak ay olumsuz etkilendi, çocuk anneyi nasıl görüyor onu bakalım. Çocuğun yaratıcılığını gerektiği şekilde değerlendirmesi konusunda onu teşvik edemeyen bir anne. Onu yeterince takdir etmeyen, ki burada buna da bir parantez açmak istiyorum. Bu çocuk takdir edilmekten çok çok hoşlanıyor. Dolayısıyla onu yeterince takdir etmeyen ve yeteneklerini ortaya çıkartması için onu aşırı derecede zorlayan bir anne modeli ortaya çıkabiliyor. Yine bu anne aşırı derecede gururlu olabiliyor. Ancak her zaman söylediğim gibi astrolojide hiçbir şey kesin çizgilerle birbirinden ayrılmaz. Dolayısıyla çoğu doğum haritasında olumlu ve olumsuz etkiler bir arada görülebilir. Evet sevgili izleyiciler, eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Thank you.